Günaydın. Canlarım günaydın. Ne olsun? Şu an saat 7. Yok ne 7'si 8'e geliyor. Yakup gidiyor. Saat 8'e geliyor canlar. Ben 6.30'da kalktım. Çınar uyutmadı dün gece. Sabaha kadar uyutmadı. Anne yanımda dur, anne gitme, anne yanımda dur, anne gitme. Yani etkilenmiş olsa gerek. Dün okulda hani benim senin yanında durmamam gerekiyor oğlum. Büyükleri buraya almıyorlar sınıfa. Burası size ait. Yani hep bu tarz şeyler olduğu için ve anneler hep bu şekilde çocukları bıraktığı için sanırım bundan Çınar etkilenmiş. Ve onu bırakıp gideceğimi zannediyor. Onu yalnız bırakacağımı zannediyor. Çok korkuyorum. Yani çocuğumun kendine güvenini yitirmesinden veya bana karşı güvenini yitirmesinden korkuyorum yani. Bilmiyorum ya. Sabaha kadar uyutmadı yani. Daracık yatakta ikimiz yattık Çınar'la. İşte zaten artık kafam böyle ağrımaya başladı. Dedim ki en azından baktım. Yani deli gibi susamışım. Su içmeye kalktım. Bir de baktım zaten sabah olmuş. Bizim güneş ışıkları çekili olduğundan çok belli olmuyor. İkisi bir arada yapıyorum. Kahvaltı falan yapmadım tabii ki de yani bu saatte daha. Suyumu kaynattım zaten de. İşte böyle canlarım. 6.30'da kalktım. Dedim kalkmışken açılmak için şöyle bir duş aldım. Saçlarımı da kuruttum. İyi geldi. Suyumu doldurdum ağzına kadar. Şimdi işte Nescafe'mi yapıyorum. Yani şu an saat çok erken olduğu için kahvaltı yapmak istemiyorum. Ağzım dilim de böyle kuru kuru olduğu için Nescafe içeceğim. Zaten ilk defa yaptığım bir şey değil. Daha öncelerde de çok yapıyordum yani. Hem de açılırım biraz. Çünkü dün işte mutfak dolaplarının akşam dışlarını o mavi suyla şeyle silikonlu suyla güzel kuru havlu bezle, hatta bezim de şurada duruyor, yıkadım şöyle peterin üstüne basmıştım, kurumuş, sildim canlar. Buzdolabı olsun, fırın, yani beyaz eşyalar, bütün dolapların dışları silindi. İşlerini zaten biliyorsunuz, tertemiz yaptım yani kaç bin defa. İşte dünkü videoda şöyle şişeye bakarak bayağı bir konuşmuşum. Çok özür diliyorum. Yani heyecandan olsa gerek, öyle diyelim. Bayağı bir 10 dakika falan, 10-12 dakika şişe göstermişim size arkadaşlar. Çok özür diliyorum yani ondan dolayı. Yani kendimi öyle bir kaptırmışım konuşmaya, yani ne gösterdiğimin önemi yokmuş gibi sanki. Öyle. Keşke yüzüme çevirip de yüzüm, yani böyle sizlere bakarak, sizler de beni görerek konuşsaydım. Her neyse, affedin diyorum. Özür diliyorum yani onun yüzünden. Bir gözüm alayım, kendime gireyim biraz. Evet. Bugün ne yapacağım? Yani istesem geri yatardım. Ama yatmak istemedim. Eşim de dedi ki yat yani. Niye yatmıyorsun bu saatte daha erken? Zaten akşama kadar yoruluyorsun diyor. Ama yatmak istemedim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi dün dolapları sildim, mutfağı hallettim. Banyomu da çok güzel yaptım ama yani bütün duvarlarını, dolapların arkasını her yeri çektim banyoda. Çok güzel çamaşır suyu cif beklettim önce. Ondan sonra duvar o sabun lekeleri için benim kullandığım bir ilaç var. Onunla fısfıslattım, beklettim. Biraz ağır bir temizlik oldu. Hatta bayağı bir dokundu benim şu boğazıma.
kokusu. Camları falan açtık. Ama gerçekten mis yani. Mis altın gibi, mis gibi oldu. O yüzden banyomla mutfak işimi hallettim dün. Zaten arka balkonum temiz, yıkanmıştı. Ön balkonum da yıkanmış, temiz ama orayı tekrar yıkayacağım bugün. Çünkü ön balkonu dediğim gibi çok sık yıkıyorum. Yemek yiyoruz orada, bir şeyler dökülüyor. Silinmiyor yani, olmuyor. Evi süpüreceğim. Evi süpüreceğim bugün. Güzel tozumu alırım. Villada çekerim. Ondan sonra tuvaletimi yıkarım. Çamaşırlarım var, katlanacak balkonda. Akşam asmıştım. İşte bir de şu ön balkonu yıkayacağım. Yine ıvır zıvır bana iş çıkar. Belki şu çekyatların örtüsünü yıkarım. Çünkü birkaç tane salça lekesi yapmış Çınar. Eğer sileceğim, çıkmazsa tekrar atacağım, yıkayacağım. Öyle ben ne yaptım yani, ne becerdim onu da göstereyim size. Yani ben becermedim gerçi, Çınar yaptı da onu. Şöyle göstereceğim. Buraya Çınar sakız çiğneceğim diye sakız aldı benden. Sakızı buraya lap düşürmüş, bir de yapıştırmış. Ondan sonra acaba ben de sakız lekesini nasıl çıkaracağıma dair bir fikrim vardı. Mesela benim eşofmanıma sakız yapışmıştı. Üstüne kağıdı koyup ütüyü bastığınız zaman otomatikman çıkarıyor kızlar. Aklınızda bulunsun. Mesela kot pantolonunuzda veya bir bluzunuzda, gömleğinize sakız yapıştı değil mi? Üstüne bir tane temiz kağıt yaprak koyuyorsunuz. Yani defter yaprağı. Ondan sonra ütünün içine su koymadan kuru kuru böyle sıcak sıcak basıyorsunuz üstüne. Kağıdı bir kaldırıyorsunuz. Oradaki sakız zaten kağıda geçmiş oluyor. Ben de aynı işlemi zaten yaptığım için ve sonuç pozitif olduğu için halıda da denedim. Ne yazık ki halım yandı. Çok üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. Artık ne yapacağım işte? Bu halıyı buradan kaldıracağım. Yani kaldıramayacağım. Yine burada serili olacak halım da ters çevireceğim halıyı. O yanık yani tarafı arka tarafta, şu masanın bu tarafında kalacak. Gözükmeyecek. Çünkü buraya başka halı seremem. Çok fazla halım var ama hiçbirisi bu masaya uygun değil. Hep kahveli şagilerim var. Ondan sonra kırmızı beyaz şagim var. Ki şagı halı da zaten kullanmak istemiyorum mutfakta asla yani. Normal böyle makine halısı olarak da bir de mavi kareli var. Eğer masam mavili ya da süt beyaz olsaydı istediğim halıyı kullanabilirdim. Masa hakkında sorularınız geliyor. Ne yaptım masayı? Tabii ki de Evkur'a gittim 2-3 defa falan. En son dün aradılar beni. Cuma günü tekrar dönüş yapacaklarmış. Firmayı aramışlar. Firma demiş ki kılıflarını değiştirelim sandalyelerin. Ben de tabii ki kabul etmiyorum. Tamamen alıp götürsünler. Ben farklı bir şey almak istiyorum. Yani soğudum diyorum. Ama öyle bir ihtimalimiz yokmuş. Artık kesin bir cevap olarak Cuma günü cevap vereceklermiş bize. Onu da merak edenler, soranlar vardı. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim canlarım. Başka. Yani söyleyecek çok şey var aslında da üstüne çok fazla durmak istemiyorum. Ha şey söyleyeyim. Dün kahvaltımı birisi çok sağlıksız falan demiş. Kahvaltımda benim sağlıksız hiçbir şey yok. Domates, salatalık istediğimiz kadar yiyebiliyoruz zaten. Biber olsun, yeşillik olsun istediğimiz kadar tüketebiliyoruz. İstersek bir leğen kadar tüketebiliriz yani yeşilliği. Ki ben kış aylarında zaten sabah kahvaltıda böyle maydanoz yıkıyorum. Bir demet roka yıkıyorum. Onları tüketiyorum yani. Hiçbir şekilde bir zararı yok. Başka tabağımda zaten tel peynir vardı. Peynirin de hiçbir şekilde zararı yok arkadaşlar vücuda. Yani yağ depolayan bir besin değil. Köfteye gelelim. Yağda köfte kızartmışsın demişler. Yani demiş birisi. Şöyle bir şey var. Ben kendi diyetimi uyguluyorum. Ben bir liste uygulamıyorum. Ben zaten işte bu yüzünden yani bunun yüzünden liste uygulamaktan nefret ediyorum yani. Birebir işte ızgara köfte, ızgara tavuk. Yani arkadaşlar ben ızgara değil de fırında yaparım. Fırında değil de tavada yaparım. Yani benim için bunlar teferruat. Yani ayrıntıya ben çok giremem. Böyle şeylerden hoşlanmam yani. Ben biraz rahat kafalı bir insanımdır yani. Biraz benim böyle kurallı murallı şeyleri çok sevmem ben. Yani ben böyle yaparak
bu şekilde bir şeylere dikkat ederek yaparak çok güzel kilolar verdim. Kendim biliyorum yani. Çok güzel kilolar verdim. Ki vereceğime de inanıyorum yani şu anda. Diyeceksiniz ki geri aldın. Hayır. İstediğiniz şekilde kilo verin. Bıraktıktan sonra eski hayatınıza devam ederseniz, yediklerinize salarsanız zaten herkes alır. Her neyse. Dediğim gibi ben köfteyi kızartarak da yerim. Fırına atarak da yerim, yemek olarak da yerim, ızgarada yerim. Canım o an nasıl istiyorsa, kolaya mı o an nasıl geldiyse. Yani ben yemeklerimi de değiştirmeyeceğim. Mesela patlıcan yemeğini ben patlıcanları kızartarak yapıyorum. Yine kızartarak yapacağım. Yani evimdeki düzeni bozmayacağım. Evde ne yemeğim varsa yiyeceğim. Ama nasıl olacak? Ekmeksiz yiyeceğim. Yanında yoğurt ve salatayla yiyeceğim mesela. Ekmek yerine onları koyacağım. Porsiyonu çok büyük koyuyorsam biraz daha azaltacağım. 4 tane baget yiyorsam 2 tane baget yiyeceğim mesela. Anladınız mı? Ben böyle yaparak çok güzel kilolar verdim. Kendime de güveniyorum. Allah yardımcım olsun diyorum. O yüzden bu şey hakkında çok fazla böyle ay köfte yağlı oldu, zeytin fazla oldu muhabbetine girmezseniz çok iyi olur, çok mutlu olurum. Öyle. Başka da aklıma gelen bir şey yok. Yine 11 dakika konuşma yaptım ama en azından şişe göstermedim size. En azından yüzümü gösterdim. Sabah sabah işte sabahın 8'inde elim yüzüm nasıldır bilmem artık. Parlak ya canım. Duş aldım. Çıktım da gözlerim şiş. Şu merceğe bak da bize bakarmış gibi olsun diyorsunuz ama bir türlü ben böyle tutturamıyorum. Sanki oraya baktığımda kendi yüzümü göremiyorum ya. Böyle bir tuhaf hissediyorum ya kendimi. Her neyse ben kapatıyorum. Rahat rahat şu kahvemi içeyim. Görüşürüz. Balkonu da güzel yıkadım. Çek pasta da bir güzel çektim. Şu demirlerini, şu altlarını da güzel ıslak bezine sildim. Tertemiz oldu balkonum. Bu arada saat 8:47. Çınar hala uyuyor. Maşallah uyusun. Şimdi ben ne yapacağım? Çınar uyurken balkonumu yıkadım. Kahvemi içtim. Bir de arka balkona gideceğim. Arka balkonda çamaşırlarım var. Onları da toparlayacağım. Katlayacağım. Yerlerine koyacağım. En son bir güzel evimi süpürüp silmek kalacak yani. Ay canlarım öldüm bittim ben. Süpürdüm. Yani üstten süpüreceğim dedim ama yine dip köşe çektim. Dayanamadım. O yüzden uzun sürdü. Anca bu saat oldu. Anca bitti. İşte süpürdüm, sildim, toz aldım. Düzenlenecek yerler vardı. Onları şöyle düzenledim. Sadece tuvaletim kaldı yıkanacak. Oraya da çamaşır sıraladım yani. Bekliyor hala. Çünkü yıkamaya vaktim yok. Yetiştiremedim. İşte bu mutfak falan oyaladı beni. O yanık olan kısmı masanın alt kısmına çevirdim halıyı. Bu temiz kısmı bu tarafta kaldı. Yani zaten küçücük bir yer ama gözüksün istemiyorum. Her neyse bu benim masama bayağı takanlar vardı yani. Hani lütfen hani değiştir Çağla masanın yönünü diğer türlü değiştir diyorlardı sürekli. Ben de bu tarz çok seviyorum ama şu iki sandalye böyle tamamen içine girmediği için dış tarafta kaldığı için hoşuma gitmiyordu.
Hala da gitmiyor çünkü sandalyelerin tamamen içine girmesini istiyorum. Diğer ikisini duvar kısmına koyamam çünkü kullanıyoruz yani. Böyle oldu. Bakalım biraz daha böyle kullanayım dedim. Takipçilerim de isteyen takipçilerim de gönlü olsun istedim. Ben yarım saatim kaldı. Düşünebiliyor musunuz yani oğlumun okuluna yarım saat kaldı. Ben şöyle tavuk çıkardım. Akşama fırında tavuk yapacağım. Yanına da bulgur pilavı yapacağım domatesli biberle. Lütfen kınamayın beni. Yumurta kaynatmaya hiçbir şey bulamadım. Bulaşık makinesinde hepsi. Cezveye de iki tane yumurta sığmadığı için hemen burada böyle küçük çaydanlığımda iki tane yumurta koydum ki nefret ederim böyle çaydanlıkta yumurta kaynatmaktan. Bunu kaç kere ovalayarak yıkacağım artık ben. Her neyse, gerçi yumurtaları yıkadım ama yine de bir tuhaf oluyor içim. Niye bilmiyorum. İki tane yumurta koydum. Hemen bir tane tabak hazırlayacağım kendime. Hemen onları atıştıracağım. Kahve bilmiyorum vakit bulabilir miyim ama bulacağımı zannetmiyorum. İnşallah bulursam hemen bir kahve içeceğim. Giyince üstümüzü oğlumun okuluna yetişeceğiz ya. Gelir. Yani canlar böyle ay ben tam temizliğim bitse şükürler olsun da işte böyle bu kadar geç biteceğini şey yapmıyordum ya tahmin etmiyordum ya. Hemen şunlar kaynasın da. Ay, oğlum karnı falan yani çoktan tok. O kahvaltısını çok oldu yapalı. Üstüne meyvesini yedi, çerezini yedi. Artık böyle aksiyonlu bir hayatım mı olacak artık okula yetiş falan. Yani belli de değil arkadaşlar hani şey okuldan okula bırakıp Çınar'ı eve gelme ihtimalim kesin olsa belli olsaydı zaten kendimi bu kadar zorlamazdım. Hani oradan geldikten sonra yaparım ama bu sefer de canım istemiyor yani iyice sıcak çöküyor böyle bir tuhaf hissediyorum kendimi yorgun hissediyorum. Canım istemiyor şükürler olsun bitti yani. Eline sağlık Çağla diyeyim yani. Neyse işim bitti ya kahvaltımı öyle yapsam da olur yapacak bir şey yok. Zaten diyetteyiz canım. Gelir anneciğim bekle Çınar çok kabız olmuş. Anneciğim sen biraz daha bekle o gelir tamam mı? Ya hiç olmadı 1'de değil de 1.30'da gelirim. Çünkü dün bayağı bir bayan yani 6-7 kişi 1.30 civarı geldiler 2'de geldiler. Ben bayağı tam saatinde gitmişim. Niye öyle yapıyorlar? Çocukların yaşları zaten küçük olduğu için çoğusu da öğlen uykusu uyuyor. Uyanmasını falan beklemişler. Öyle. Çok da sıkıntı yok diye düşünüyorum ben. Ama geri kalsın istemiyorum hiçbir şeyden. Hadi bakalım canlarım. Sizlere bay bay. Bana da afiyet olsun. Annelerim kahvaltımı da hemen şöyle göstereyim ve hemen başlayacağım. İki tane armut domates doğradım. Yine tel peynirim var. 6-7 tane zeytinim var. İki tane de haşlanmış yumurtam var. Bugünlük kahvaltım da böyle. Ekmeksiz hemen bunları götüreceğim. İnşallah karnım da doyacak. Sırf akşam çok fazla acıkıp da yemek yememek için yiyorum. Yoksa gerçekten hiçbir şey canım istemiyor. Buraya da Nescafe suyu koydum. Yetişirse hemen bunları yiyip ardına bir tane Nescafe içeceğim. Kendime geleceğim. Sonra okula geçeceğiz. Amma konuştum ha. Bu arada var ya acele ettim kayısı kıvamı tutmuş. Eğer uğraşsaydım tutmazdı. Evet canlarım saçı başı dağıttık. Evdeyim. Yani kapanışı çok geç yapıyorum. Çünkü vakit bulamadım. Çınar'ın okulunda bekledim yine akşama kadar. Bilmiyorum içim el vermedi onu bırakıp da eve gelmeye. Zor geldi yani bana. Sanırım ben biraz da duygusallık yapıyorum diyebilirim ama sadece ben değilim yani 5-6 bayan daha vardı benim gibi bekleyen. Zaten iki tanesinki bayan sorunluydu sürekli ağladığı için bekledi. Ama bizim için şükürler olsun Çınar yani düne nazaran çok 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 iyiydi hatta mükemmeldi diyebilirim. Sınıfına bir bıraktım akşam çıkış saatinde aldım. Maşallah diyelim nazarlardan saklasın Rabbim. Hiç ağlamamış hiçbir şekilde yani beni de sormamış ağlamamış çok da güzel vakit geçirmiş. Yani yarın artık bırakacağım Çınar'ı oradan kendim pazara gideceğim pazarımı yapacağım eve geleceğim. Anca akşam 5.30'da Çınar'ı almaya gideceğim. Öyle söyleyeyim yani. İşte bugünümüz böyle geçti bizim. Güzel bir gündü. Aynı sınıfımızda aynı çocukların anneleriyle iyi anlaşıyoruz. Bugün birlikte kahve içmeye gittik bir yerlere. Gezdik birazcık. Çok iyi insanlar. Tabii ki içlerini bilemem ama kimse kimsenin içini bilemez zaten. Tanıştığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla iyi insanlar yani. Öyle canlarım. İşte ne yaptık? Bugün de
Yani kaçamak değil aslında. Bir tane lahmacun yedim. Çünkü lahmacun söyledik. Yemek olarak tavuk çıkarmıştım. Haşlama tavuk ve yanına domatesli biberli bulgur pilavı yapacaktım. Ya da fırına sürecektim tavuğu. Ama bugün de okulda olunca akşama kadar gelip de yapamadım, yetiştiremedim. Okuldan çıktıktan sonra da Çınar top havuzuna gitmek istedi, parka. Oraya gittik. Oradan da işte Yakup işten geldi. O da geldi. Zaten okuldan geç saatte çıkıyoruz. Yetişmez diye de hadi dedik bugün de lahmacun söyleyelim. Aslında hiç istemedim ben. Hani güzel bir şekilde haşlama tavuğumu ve biraz yanında bulgur pilavı yiyecektim. Yoğurdumla birlikte. Yapacak bir şey yok ama ağır hiçbir şekilde bir şey yemedim. Kaçırmadım yani. Bir tane lahmacun yedim. O da bol acılı yani. 2 bardak ayranla birlikte götürdüm. Diyetimi bozdum diye düşünmüyorum. Bozmadım bence. Çünkü sonuçta diyet döneminde lahmacun tüketebiliyor. Hatta önemli şey Canan Karatay bile lahmacun öneriyor yani. Böyle videomu bitiriyorum artık, sonlandırıyorum. Çınar'a babası masal okuyor içeride şu an onun yanında. Ben de mutfağı toparladım. Çamaşırlarım var, katlanacak ama bilmiyorum. Belki yaparım, belki yapmam. Şu an hemen bir Nescafe yapıp şurada tabletimi açıp balkona bir güzel ayaklarımı uzatıp keyif yapmak istiyorum artık. Bir yandan da videomu yükleyeceğim size. Sizler de beni izleyerek keyif yapın. Böyle. Görüşürüz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Ne diyecektim ben? Şey soranlar olmuş. Beni tanıyın videosu çek diyenler var yine. Beni tanıyın videosu 2 defa, 3 defa çektim yani. Eğer bana abone olursanız bir de orada zil tuşu var. Sanırım oraya bastığınız zaman benim videolarımı görebiliyorsunuz. Kanalıma girebiliyorsunuz sayfama. Oradan beni tanıyın diye arattırırsanız video ismiyle çıkabilir yani. Oradan çıkar bulursunuz izlersiniz. Veya mesela örnek veriyorum salon temizliği istiyorsunuz. Veya temel temizlik. Dip köşe. Mesela temizlik dediğiniz zaman orada temizlikle alakalı videolarım çıkıyor. Öyle biliyorum yani ben de. Böyle canlar görüşürüz. Yarınki vlogda görüşürüz.